Herkese merhaba değerli dostlar. Kontrol Matik ile ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması gerçekleştirelim. Hisse senedinde daha önce biliyorsunuz yapmış olduğumuz analizde 170 bölgesi bizim için çok değerliydi. Bu bölge defalarca test edilmesine rağmen buradan kar satışları ısrarla gelmeye devam ediyor. Yani şirketin şu uzun soluklu yükselişinden sonra burada bir flama görüntüsü vardı ama o da artık bozuldu. Çünkü hisse artık şu görmüş olduğunuz son 2 aylık zaman diliminde gerçekleştirdiği uzama hareketiyle bu flama görüntüsünü bozmuş gözüküyor. Şirket hissesine baktığımız zaman şu alttaki kırmızı çizgi Temmuz ayından beri, geçtiğimiz yılın Temmuz ayından beri oldukça bizim için Güçlü ve destek bölgesi olarak takip ettiğimiz bir yerdi. Şimdi e, bu kademenin altında hisse senedinde en son 176 test edildiğinde bu bölge yeniden test edildi. Ve buradan yine kar satışı aldı ise. Yani 173 bölgesi bizim için gördüğünüz gibi sürekli direnç konumunda. Ve bu bölgeden gelen kar satışları hisse senedinde 150 alt bandına kadar sürmesine sebep oluyor düşüşlerin. Şu seviyelere baktığımız zaman şirketin şöyle küçük bir yeşilimsi gördüğünüz gibi bir dojimiz var. Piyasanın birazcık pozitif seyrinden de kaynaklanmaktadır. Endeks 5050 seviyesi üzerinde kaldığı sürece hisselerin genelinde bir toparlanma beklentimizi koruyoruz kısa vadede. Şirket için biliyorsunuz aralığın son haftasından beri zaten bir hisse geri alım programı vardı. Şu ana kadar yaklaşık 578 bin lot hisse geri alımı gerçekleştirildi. Ve hissenin son 3 aylık verisine baktığımız zaman iş yatırım gördüğünüz gibi hakim oyuncu. Citibank hesapları da 6,5 milyon lotla gördüğünüz gibi 5. hakim ortak pozisyonunda. Ama şuradaki fark var gördüğünüz gibi. Bu 3 aylık zaman diliminde Citibank gördüğünüz gibi 3.8 milyon lot satın aldı ve bunun sadece 2.8 milyonunu son ay içerisinde satın aldı gördüğünüz gibi. Yani hisse senedinde bu seviyelerden bu seviyelerden gerçek anlamda alıcı bulması oldukça değerli ve anlamlı. Yani şirketin ana faaliyet konusu ve önümüzdeki dönemdeki yatırımlar hakkında mutlaka bilgi olup sahibi olmaya çalışmanızı ısrarla tavsiye ederim. Şirketin gördüğünüz gibi son hafta içerisinde emeklilik fonu ve yatırım fonunun satışlarıyla sarsılsa da bunların yine büyük bir çoğunluğunu Citibank ve e, yatırım fonu olarak daha önce hani Bireysel bazı fonların alışlarından bahsetmiş, katılacak olursanız serbest e, fonlardan. Halk yatırımının bir miktar alışı var muhtemelen o budur. E, Deutsche Bank'ın da yaklaşık 147 bin lot civarlarında bir alışı bulunmakta. Yani Citibank hisse senedinde bu bölgelerden elindeki pozisyonunu arttırmaya devam ediyor. Bu bizim için kısa vadede hissenin 150 bölgesinden daha rahat tepki oluşturabileceğini piyasa takibi yaparak bunu izleyebiliriz. Hisse de ilk etapta gördüğünüz gibi 170 bölgesinde tekrar bir hareket beklenmekte. Bu bölge artık defalarca test edildiği için artık çok fazla direnç konumu kalmadı. Yani burası oldukça e, hafifledi. O yüzden bu bölgeden Yeniden alt taraftan gelecek güçlü yükselişin bu bölgeye geçmesini tahmin ediyorum ben. Ve yakın zamanda hisse senedinde bu kırmızı çizgi yani orta vade yükseliş barımızın üzerine yeniden çıkması gerekmekte. Bu daha önce gördüğünüz gibi şuralarda yani hisse senedi 173 bölgesinde işaret ediyordu. Çok umutluyduk o zaman ama o bölgeden yine kar satışı geldi. Yine gerilme ihtimali var elbette ama 190 seviyesi önümüzdeki günlerde bu kırmızı çizgiye ulaşma noktamız olacak Nisan'ın ilk haftasına kadar. Akabinde hisse senedinde daha güçlü yükselişler görme ihtimalimiz var. Var, hacim artış ihtimalimiz var. Bu yüzden hissenin ana e, takipini yap yapacağımız noktalar bunlardan ibaret. Daha önce söylediğim gibi... Hisse senedinde 173 üzerinde birkaç saatlik işlem gerçekleşmeden orta vade pozisyon açılmak vakit kaybı olabilir demiştim. Gördüğünüz gibi haftalardır bu bölge aşılamadığından beri hisse senedi oldukça sığ kalmaya devam ediyor. Kısa vadede bu tepkilere hareket gerçekleştirebilir. 173 bandında şu an bir hareketlilik söz konusu ama 173 üzerinde geçilmeden yüklü miktarda orta vade pozisyon kendimde açmıyorum. Bilginiz olsun sizlerle paylaşmak istedim. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.